Yoğunlukla Alevi olunan bir köyde muhtar seçildim. Bu görevi bana layık gördüler. Tek adaylık. Tek aday olmamdaki sebep bence şu olabilir. Halkın artık birleşmek istemesi. Hani bazı şeylerde ikiliklerin kalkması. O şekilde değerlendiriyorum ben. Yani çok da güzel oldu seçimimiz. Katılım da bayağı yoğundu zaten. Tabii tepki gösterenler olmuştur illaki de. Boş oylarımız falan çıktı ama biz herkesin seçtiği bir aday olarak görevimizi layıkıyla yapmaya çalışacağız. Bu tek aday olmadık olduğumuzda dışarıya yansıması güzel oldu diye düşünüyorum ben. Mesela gidiyorum, bizim genelde özel idareyle işimiz oluyor. Özel idareden ben bir şey talep ettiğimde, hani sen işte kaybedenli misin, işte sen tek aday çıkmışsın, çok başarılar dilerim falan. Mesela biz grader istiyoruz. Yani hemen akabinde geldi bize grader. Vidanjörlük bir işimiz olmuştu. Bir kanalizasyon patlağımız vardı. Onu falan hemen giderdi sağ olsunlar. Bir yansıması oldu diye düşünüyorum. İşte bizim burada bir yatırımız var. Hamza Şehti'de. Hıdrellez'le birlikte biz birleştirip 93 yılından beri bir etkinlik yapıyoruz biz. Bu yılda 27.sini düzenledik. Katılım da çok güzeldi zaten. Bu bağışlarla oluyor zaten. Bizim bir öncesinde bir şeyimiz yok, bir birikimimiz yok. O gün bir hafta öncesinde festival öncesinde duyurulur, bir ay öncesinde, bir hafta öncesinde de festivalimizi yapacağız, bağışlarınızı bekliyoruz gibisine şey olur, burada duyuru olur. Halkımız katılım yapıyor. İşte siz de görmüşsünüzdür, festival alanında bağış kutusu doldu. Zaten yönetimdeki arkadaşlarımız o parayı çıkarırlar. Ondan sonra giderleri gösterirler. İşte sanatçı giderleri, aşçı giderleri falan. Genelde hani sıfıra sıfır gibi çıkılıyor. Kalan para da zaten derneğin yönetiminde hesabında kalır. O bir sonraki yıl kullanılır. Öyle o parayı alalım, bir şeyler yapalım gibi hiçbir şeyler olmadı zaten. O aşırı bir para olmadı orada. 99-2014 arası bir belediyelik dönemimiz vardı. Belediyelik dönemimizdeki belediyeler ayrılan bütçeyle köyümüze yatırımlar yapıldı. Bu güzel. Ondan sonra belediyelikten düştükten sonra bunun çok büyük bir boşluğu oldu. Bizim mesela su sorunumuz başladı. Mayıs ayındayız. Su yetmemeye başladı. Yani kurak gitmesi sebebi falan da. Yaylamızdan su indirmek istiyoruz. İşte tabii bunun da bir külfeti olacak tabii ki. Öncesinde işte biz de kendi yaylamızdan suyumuzu alalım. Kimseye şey de demedik. Bize yardım edin de demedik devlet olarak. Hani kendimiz, halkımız o konularda aslında çok iyi. Hani şu olacak dediğinde herkes elindeki avucundakini artırdığını döker. Hani biz bu şekilde yapalım dedik. Bir rapor çıkması gerekiyormuş sanırım. İşte biz bunun peşinde koşacağız tabii ki. Eğer biz bunu başarırsak en büyük şeyimiz bu olacak. Şimdi biz ilk çıktığımızda da herkese şey söyledik. Zaten şeffaf bir yönetim. Ne yaptığımızı, işte gelir gider ne olduğunu, aylık buraya asalım, kendi bir panomuz var. Oraya zaten devre aldığımız şekilde nasıl aldıysak onu astık. Bu aykini, Nisan ayını hazırlayıp onu da asacağım. Sürekli bu şekilde yapmayı planlıyoruz. Bizim köyde kıraathane, o eksiğimiz var. Hani onun içinde bir yerimiz var aslında ama bunu tabii bütçe lazım. Bu şekilde ilk adımımız o olsun diye diyoruz. Hani milletin oturup çay içebileceği falan bir yer olsun istiyoruz. Şurada bir kapalı çatı var ya. Evet, şöyle. Orayı böyle hani kapatalım. Köşe. Orayı kapatalım, o şekilde bir yer yapalım diye düşünüyoruz. Mesela iki kişiye orası bir ekmek kapısı olur. Evet. Hani biz muhtarlık adına
bir beklentimiz yok zaten. Oraya iki kişiyi görevlendirip alın siz burayı çalıştırın. Buradan ekmeğinizi kazanın diye düşünüyoruz. Onun haricinde şey var. Gençler için bir şurada bir futbol sahamız var. Onu böyle biraz daha güzelleştirebilirsek. Parklarımız var. Köylerde çocuk az gerçi ama park illaki olsun. Parkların bir o kaydırakların falan bir bakımı gerekiyor. Onu ben Köylüler Hizmet Götürme Birliği'ne söyledim de ona falan bir bakacaklar. Bu tasarruf tedbirleri açıklandı malum. Daha şey bir hizmet için bir para aktarım olmamış Köylüler Hizmet Götürme Birliği'ne. O yüzden hiçbir şeyde bakamıyorlar zaten. Zor bir dönem olacak. Projeler olarak da işte önümüze gelen ne olursa biz bunu boyutlandırıp daha üst kademeye taşıyacağız. Mesela yağmur duasına çıkılıyor. Şimdi duayla yağmur olmuyor, olmuyor tabii ki de. Biz yağmur duası adı altında hani herkese 3 tane, 2 tane al sen bu fidanı çıkalım dağa. Bizim dağlarımız çıplak. Hani şeyimiz yok. Çıkalım birer tane fidan dikelim. O herkesin hatırası olsun. Belki adam ya ben şuraya bir fidan diktiydim. Gideyim bir sulayım falan diyecek. Otunu falan ayırayım. Ondan sonra baktığımızda 50 yıl sonra belki orman olacak. Bu şekilde bir düşüncelerimiz var. Şimdi biz kooperatifte kurmak istiyoruz aslında. Gençliğimize, dinamikliğimize dayanarak tabii de. Örneğin burada patates yoğunlukla yetişiyor. Buğday da ona yakın bir üretimi var. Şimdi herkesin evinde 5 ton, 10 ton, 20 ton patatesi var. Şimdi dışarıdan bir alıcı geldiğinde 5 tona ayrı fiyat veriyor, 10 tona ayrı fiyat veriyor. Hani biz eğer bir kooperatifleşme olursa atıyorum bizim 100 ton patatesimiz var. Bu fiyatı da biz belirleriz. Çiftçilerimize zaten kazanım olur. Ondan sonra kooperatifin şeyden faydalarından yararlanırız. Mazotu kendimiz alırız, gübresi kendimiz alırız. Bu şekilde düşüncelerimiz var. Onu da inşallah başarırız yani nasıl diyeyim. Zor bir şey değil ama bunu halkı inandırmak önemli. Genç arkadaşlara da buradan çağırın. Sorumluluk tabii çok zor. Çok ağır bir görev. Yılgınlık oluyor tabii. Mesela bir negatif bir yani eleştiri falan gördüğünde yılgınlık oluyor ama hani ona kapılmayalım. Kendi gençliğimizi, dinamikliğimizi kullanalım. İleriye o şekilde bakalım. Herkese başarılar.